Necip Fazıl'ı kendi dilinden okuma imkanına sahibiz. Düşünüyorum gerçekten ya bu nasıl çevrilebilir acaba? O yüzden şiiri çok seven ve şiir sanatına ilgi alaka gösteren insanlar benim bu söylediğimi hissediyordur eminim. Ya öyle mısralar çıkar ki karşınıza, hani bu çevrilecek olsa nasıl çevrilebilir dersiniz. Bir yandan da dediğim gibi ana dilde okuyabilmek ne güzel bir lütuf, ne büyük bir lütuf der, şükredersiniz. Dolayısıyla sizi çok iyi anlıyorum. Şiir yazmak zaten başlı başına zordur. Çevirmek, bir de bu kadar önemli isimlerin efendim eserlerine ilgi alaka gösterip çevirmek ayrıca zordur diye tahmin ediyorum. Zor. Hani mesela işte şiir çevirisi hususunda yine Necip Fazıl'dan bir örnek verilebilir. Hani şiirleri İngilizce çevrilmiş ve hani en başarılı çevirileri yine Talat Said Harman yapmıştır. Hani Çile'nin İngilizce çevirisi oldukça başarılı bir çeviri. Ama diğer yandan mesela Bernard Lewis'in de Necip Fazıl çevirileri var ama o kadar başarılı değil yani. Kıyasen baktığımızda Çile'nin İngilizcesini okuduğumda sanki İngiliz bir şair kaleme almış gibi etkilenilebiliyor. Bu da Talat Said Harman'a yazar yani onun O da onun başarısı. kabiliyetinin Tabii. yansıması. Ben de zaman zaman şeyi bizim tabii işimizle daha ilgili olduğu için Shakespeare'in Can Yücel çevirilerini. Tamam Sabahattin Eyüboğlu da çok önemli bir isimdir mütercimlikte. Lakin yani Can Yücel zaten çeviren değil de söyleyen diye bilirsiniz. Örnek İşte olmak ya da olmamak diye çevrilen, genel olarak öyle çevrilen Meşhur demek. Hamlet cümlesini bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin Evet. diye çevirmiş. Yani meşhur çevirisi. Evet. Genel olarak da öyledir yani. Hani orijinal ismini hatırlamıyorum şiirin ama Türkçe çevirisi Allah sen nedir bu aşkın aslı astarı diye bir şiir çevirisi vardı. Dedim ki bunun İngilizcesi kesinlikle böyle olamaz. Yani farklı bir şeydir diye düşünerek orijinal şiiri buldum. Ama başlık öyle, harbiden öyle yani. Evet değil mi? Müthiş derecede bir Müthiş çeviri bir. kabiliyeti Ben var. yine örnek olsun diye söyleyeyim. Meraklıları da belki okumak ister. 66. sonesi Shakespeare'in. Dersiniz ki ya Shakespeare böyle bir şey yazmamıştır herhalde. Sonra 66. soneyi orijinalinden okuduğunuzda evet birebir anlam örtüşüyor. Fakat hakikaten Türkçe söylemiş. Türkçe söylemiş, Türkü evet. gibi söylemiş Shakespeare'in sonesini. Büyük isimler tabii, Öyle. büyük kabiliyetler. Şimdi sizin Perloff'un Radikal Zanaat, Medya Çağında Şiir Yazmak. Hemen şöyle seyircilerimize göstereyim. Bu sizin ilk çeviri çalışmanız Evet. ve Ketebeden'de de ilk yayınlanan çeviriniz. Şöyle gördü seyircilerimiz. Evet. Şiirin medyayla direkt ilişkisi üzerine duran bir kuram kitabını çevirmiş oldunuz böylelikle. Zorlukları ve imkanlarıyla biraz konuşalım derim Tabii. bu çeviriyi. 1991 yılında yayınlanmış bir kitap. İşte ilk kitabı ele aldığımda açıkçası bende bir şüphe vardı. Hani 2019 senesinde çevirmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Hani 2019 senesindeki medyayla pek bir alakası olabilir mi bu kitabın? Hani günümüz okuruna anlamlı bir şekilde etki edebilir mi? Hani bahsettikleriyle alakalı. Tabii ki hani Dadaizm'den başlıyor meselelere. Dadaizm'den 1991'e kadar çok güzel şekilde ele alıyor. Fakat hani mesela sosyal medya kitabın içerisinde olmadığından dolayı benim içimde bir şüphe doğmuştu. Fakat kitabın sonlarına doğru geldiğimde orada bir bahis okudum. Yani bir bahsettiği bir meseleyi okudum ve fark ettim ki hala günümüze de dair etkileri devam ediyor kitabın. Hani kitabın öngörülü bir şekilde yazıldığını fark ettim. Orada da şöyle bir mesele vardı. Barbara Kruger diye bir sanatçı var. Onun da bu gazetelerde ve afişlerdeki reklamlarla hani müstesna bir şekilde ele aldığı eserleri var. Bu eserler normalde hani kapitalizmin ya da medyanın eserleri metalaştırmasına karşı üretilmiş eserler. Ve bir sanat camiası bu
eserleri bez torbalara, bez çantalara baskı yaparak satıyormuş ve böylece hani samimane ve masumane duygularla da olsa eserleri metalaştırmış oluyorlar bir nevi. Ondan bahsediyordu. Sonradan farkına vardım ki o eserlerdeki kullanılan kırmızı üzerine beyaz font yazılmış metinler günümüzde hala üretilen ve büyük bir lüks giyim markası tarafından çalınmış. Büyük yine metallaştırılmış, yani hala daha günümüzde etkilerinin devam ettiğini gördüm ve etkilenmiştim açıkçası işte o bahse geldiğimde. Ve günümüzde hala daha yani medya ve kapitalizmin sanat olan ilişkisini çok temelden bir şekilde ele aldığından dolayı bizim de yani günümüzdeki ilişkileri incelemek için yeterli imkanları sunduğunu fark ettim. Mütercimliğin böyle bir katkısı da var değil mi insana? Çalıştığı eser üzerine düşünmek, çok düşünmek. Tabii. Değil mi? Yani çok yoğunlaşmak ve artık o eseri özümsemek noktasında. Öyle, çünkü çevirirken hani bazen aşina olmadığım meseleler olabiliyor. Hani kitabı bazen sen seçiyorsun, bazen sen seçemiyorsun. Aşina olduğum bir mesele olabilir, olmayabilir. Ya mesela ilk bahisler, Dadaizm gibi akımlarla aşinaydım ya da language okuluyla alakalı bahsettiğim meselelere aşinaydım ama dediğim gibi daha çok mesela 80'lerden 90'lardan sonraki yapılan sanat eserleri, işte John Cage'den bahsediyordu, Barbara Kruger'dan bahsediyordu, çok aşina olduğum kimseler değildi. Onların üzerine de bir araştırma yapıp hani ne anlatmaya çalıştığını derinden anlayarak çevirmek istedim. Aksi takdirde hani yanlış bir şekilde okura da yansıyabilirdi bu. Bu hassasiyet çok kıymetli. Bu kaygılar. Bir de Poetika serisinden bu ikinci çeviri diye hatırlıyorum. Poetika serisinin topikini... Yok, bu şey, şiir sanatı. Benim sizde. İkinci çeviri. Sizin evet. İkinci çeviri, tamam. Efendim, Valeri'nin şiir sanatı bu. Şiir sanatına ilgi duyan insanların aslında başucu kitabı niteliğinde bir kitap diyebiliriz buna. Evet. Diyebiliriz. Sizin dilinizden diyelim... İşte okuyucuyla buluşma hikayesi nasıl oldu bu eserin? Ya şöyle, Paul Valéry'i çevirmek zaten büyük bir şans, nasiptir. Onu çevirmiş olmak da hani bana gurur veriyor açıkçası. Valéry'e hani çevirmeden önce de aşinaydım. Metinlerini parça parça okumuşluğum vardı ama bu kitabı okuyunca Valéry'e daha çok vakıf oldum, hissettim ister istemez. Ve hani kendisi saf şiirin temsilcilerinden birisidir. Fakat hani Baudelaire, Verlaine ya da Rimbaud gibi önceki dönemden değil de daha sonraki dönemden saf şiirin müvessillerinden olması hasebiyle saf şiiri daha güzel bir şekilde ifade ettiğini gördüm. Çünkü sonraki etkilerini de görebilmiş bir şair. Tabii Türk şiirinde müthiş derecede etkilemiş, hala daha etkileri süren bir meseledir yani saf şiir. O yüzden de Türk şiirindeki hakislerini görmek de mümkün oldu eseri okurken. Bir de Valéry enteresan bir şekilde hani bilime çok meraklı bir insan. Hatta defterlerini ve ajandalarını sonra vefat ettikten sonra baktıklarında sürekli güncesinde bilimsel gelişmelerden bahsettiğini, sürekli bilimsel gelişmeleri takip ettiğini görmüşler ve şiire yaklaşımı da aslında bilimsel bir yaklaşım. O da benim hoşuma gitti. Çünkü yani bir otele gidiyor ve kitaplıkta bir tane kitap buluyor. Önceden hiç okumadığı bir şiir kitabı, bir tarikatın dini şiirlerini içeren bir derleme. O alıp onu okuyor, inceliyor ve kendisine oradan bir pay çıkarmaya çalışıyor. Belki benimsediği bir şiir değil ya da hani kendi şiiriyle, kendi şiir algısıyla özdeşleşen bir şiir değil. Ama onu okuyup, özümseyip kendisine bir pay çıkarmak için emek sarf eden birisi. Yani bir bilim adım edasıyla şiire yaklaşıyor ve bu beni çok etkilemişti çevirirken. Bir de çevirmesi çok eğlenceli bir metindi. Yani sabah oturuyordum, akşama kadar hiç yorulmadan çevirebiliyordum. Çok güzel bir usulü var. Onu da inşallah yansıtabilmişimdir yani çevirdi. Ya ben çok keyifle okuduğumu söyleyebilirim. Dediğim gibi şiir sanatına ilgi alaka gösteren herkesin aslında mutlaka kütüphanesinde olması gereken bir eserden bahsediyoruz. Pont, iyiler büyükler, modernler. Evet. Herhalde zorluk derecesinde ilk sırayı alabilir miyiz? Kesinlikle öyle. Yani çok zor da çevirmek çünkü Pound zor bir insan yani. Evet. Hem metinleri hem şahsı zaten zor bir kişilik. Metinlerinde şöyle
Romans dilleri üzerine akademik bir geçmiş olduğundan dolayı hani Latince ve onun türevi dillere çok aşina ve o dillerdeki kelimeleri kullanmak hususunda hiç şeyi yok, çekincesi yok. Bundan dolayı aşağı yukarı her sayfada işte Latince, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, hatta günümüzde çok daha kullanılmayan Provençal gibi dillerin kelimelerini bulabiliyordum. O yüzden çevirmek de biraz zor oldu. Hatta bazen hani bu kelime ne demek diye hani araştırdığımda, kaynak taradığımda karşıma tek kaynak olarak yine bu kitap çıkıyordu. O yüzden hani ciddi anlamda sözlük karıştırarak bir şekilde anlamı bulabilmek için çaba sarf etmiştim. O da bayağı bir zamanımı almış. Bir yıl gibi bir süre almıştı sırf. Hani Bu da bir yani mütercim için nimet değil mi? Yani bir yandan da kendinizi geliştiriyorsunuz. Bu çaba, bu araştırma. tabii. Yani Yani. çünkü kendisi de aynı zamanda bir şiir çevirmeni Pound ve şiir çevirirkenki yöntemlerini bu kitabın dahilinde anlatıyor. Özellikle büyükler kısmında etkilendiği Latin şairleri olsun, Yunan şairleri olsun yahut işte Provençal'deki Trubadur şiirleri olsun. Onları çevirirken nasıl bir yöntem izlediğini ve kelime tercihini ne şekilde kullandığını bahsettiğinden dolayı ben de oradan payımı almış oldum yani beni de geliştirmiş oldu. Çok kıymetli bir eser. Şöyle yeniden göstereyim seyircilerimize. Yani her kütüphanede olması gereken bir eser desek abartmış olmayız. Şimdi siz ana dilden çeviri yapıyorsunuz. Fakat şöyle kitapçılara girdiğimizde, raflara baktığımız zaman ana dili Rusça olan bir yazarın ve eserlerini de Rusça yazan bir yazarın eserini İngilizceden Türkçe'ye çevirmiş biri. Yahut Fransızcadan Türkçe'ye çevirmiş biri. Okuyucu o kitabı alırken buna dikkat etmeli mi? Yani çünkü Rusça yazılmış, oradan Fransızca'ya çevrilmiş, biri de almış Fransızcadan Türkçe'ye çevirmiş. Yani burada kayıp oranı artar mı? Okuyucu tercih yapması gerektiğinde ana dilden direkt çeviri yapan bir çevirmenin çevirisini mi tercih etmeli? Ne dersiniz? Ya açıkçası bu çok grift bir mesele benim bakış açımdan. Şöyle ki şimdi öz metine göre bence bu çok değişkenlik arz eder. Eğer çok basit bir metinse ve hani o dilde çevirmen bulmak çok zorsa bazen mecbur da kalınabiliyor. Hadi örnek bir isim vereyim onun üzerine. Tolstoy diyelim. Tabii. Ya Tolstoy ise normalde yani Rusça bilen çok iyi Türkçe hakimiyeti de olan çevirmenler var. Hani çevirileri de piyasada var. O yüzden özellikle hani Rusça orijinalinden metinlere gitmek daha sağlıklı olur tabii ki. Değil mi? Hem de o kültüre aşinalı olan birisi olması gerekiyor. Hani İngilizce bilip de Rusça'ya hakim olmayan, Rus dilinin kültürel geçmişine vakıf olmayan birisinin onun yansıtabilmesi de çok mümkün değil açıkçası. Yani ben de aynı kanaatteyim. Yazar işte Rusça yazmışsa ya işte Fransızca yazmışsa niye onun direkt olarak çevirisi alınmasın ve çünkü eskiden evet belki Rusçadan çeviri yapacak insan bulma konusunda yani İngilizce dışındaki dillerde belki sıkıntı vardı ama bugün dediğiniz gibi yok. Artık Tabii. bulunabilir. Hem de iyi çevirmenlerle çalışılabilir. O nedenle ben en azından yani bir okuyucu olarak tercihimi ana dilden çeviri de şey yapıyorum, kullanıyorum. Tabii o hususta hassasiyet göstermek gerekiyor. Efendim, Bloom'un Nasıl ve Neden Okumalıyız? Hemen göstereyim. Şimdi hacimli bir eser ve ne hissettiniz bu eseri çevirirken? Bir de tabii okuyucular açısından da ne bulacaklar bu eserde bunu konuşalım isterim. Tabii. Bloom'un hani temel gayelerinden birisi de hani Batı kanununu bir tedvin etmek, hani bir sistematiğe oturtarak hani onu kanonlaştırmak hani öz itibariyle ve bunu yaparken de hani Batı edebiyatındaki temel öğeleri ahlaki ve estetik kaygıları ele alarak hani bunun temelini oluşturan eserleri teker teker tespit ederek bir eser ortaya
koymaya çalışmış ve bu da onun gezgah niteliğinde bir eser olarak görebiliriz. Çünkü burada nasıl ve neden okumalıyız derken belli başlı eserleri almış. Hani öykü, roman, piyes ve şiir olarak dört farklı alanda birçok farklı eseri ele almış. Ve o eserleri hani Batı edebiyatındaki yeri, mahiyeti ve Batı edebiyatını nasıl temsil ediyor diye tetkik ederek oraya koymuş. Ve bu eserleri bu veçeden nasıl ve neden okumalıyız diye yazmış. O yüzden Batı edebiyatına giriş mahiyetini, Batı edebiyatını anlama açısından bir giriş kitabı niteliğinde ve oldukça da verimli bir kitap. Hani okuduktan sonra Batı edebiyatını okurlar daha aşina oluyor haliyle. Ya ben özellikle benim uzmanlık alanım oyun metinleri, yani piyes. Piyes hususunda istifade ettim. Diğer alanlara ilgi duyanlar da mutlaka bu eserden çok istifade edeceklerdir. Ben tavsiye ediyorum. Onun dışında yine bir pound var efendim. Evet. Bunun üzerine de konuşalım isterim. Moberly, evet. Pound'un temel şiir kitaplarından birisidir. Onu Elyasa Koytak'la beraber çevirdik. Daha doğrusu ben çevirmiştim. O da bir yandan çeviriyormuş. Hani birbirimizden habersiz olarak ve bu şekilde hani eserlerimizi birleştirerek onun editörlüğü de bir eser ortaya koyma imkanı oldu. Moberly, Pound'un şiir anlayışı açısından tam ortadaki bir eseridir. Hani ondan önce imagist, vorticist ve modernist şiir akımlarında öncülük etmiş, yeni şairler yetiştirmiş birisidir. Fakat bu Kantulara giden yoldan önceki son durağı Moberly olmuştur. Burada da zaten hani benzer temaları, benzer bahisleri görebiliyoruz. Tabii daha küçük ve hani hap şeklinde görebiliyoruz. Ve orada hani bir şairin hani ilk kez başlayıp da bu şiir dünyasına şiir dünyasının bir parçası olması açısından nasıl bir süreç geçirdiğini, özellikle modern şairin nasıl bir süreç geçirdiğini gösteriyor. Hatta orada Bay Nixon diye bir şiir vardı. Orada şey diyordu Bay Nixon, o yanlış hatırlamıyorsam bir gazete sahibi ya da bir dergi sahibiydi. Hani şiir yazmayı bırak evlat, bu tür işler boş tarzında bir sözü vardı. Ve birçok şair günümüzde, ben de dahil, hani bir büyüğümüzden bunu duymuşuzdur diye tahmin ediyorum. Genelde Türkiye ve Türkiye benzeri ülkelerde duyulur, yani söylenir ve duyulur zannediyoruz. Demek ki öyle değil. Hatta yani mesela Ezra Pound'un oluşturduğu kişilik, hani üstad şair olarak kişilik, yani Türkiye'de de yansımalarını görebiliyoruz. Hani modern şairin o açıdan prototipidir, hani ilk örneğidir. Kendisi kendinden sonraki şairleri de yetiştirmek için müthiş derecede çaba sarf etmiş. Onlar için dergiler kurmuş, onları editörlüğünü yapmış. Mesela T.S. Eliot'a verdiği emek, özellikle ilk şiir kitabı Proof Rock'a verdiği emek, yani adeta yani şiirin diğer bir şairiymiş gibi bir emektir yani. O açıdan günümüzde de hani bizim üstad olarak adettiğimiz şairler, hani kendi öğrencilerini, kendinden sonraki gelen şairleri onlara rehberlik etmek, onlara yol göstermek ve onlar için yol açıp onları dünyaya tanıtmak açısından önemli bir rol üstleniyor. Bunda hani en başarılı örneklerinden birisi, belki ilk örneklerden birisi Pound'dur. Bir de şöyle bir şey var, hani kendisi hani İkinci Dünya Savaşı'nda hani İtalya ile beraber hareket etmiştir. O yüzden antisemitist olarak kabul edilmiştir. Fakat şiir söz konusu olunca hiçbir fark tanımıyor. Hani en büyük öğrencilerinden bir tanesi, Amerikan şiirinin de büyük şairlerinden Louis Sikorski de mesela Yahudi asıllı birisiydi. Evet. Bu şekilde şiir önemseyen ve önceleyen önce şiir. Böyle efendim incecik bir eser ama kıymeti çok geniş. Elyasa Koytak geldi bu programa, tabii biz sohbet ettik. Buradan da bu eser vesilesiyle selamımızı gönderelim. Ne iyi etmişsiniz de beraber bu eser üzerine çalışmışsınız. Seyircilerimize de gösterelim efendim. İki kıymetli ismin burada emeği söz konusu. Peki, geldik bizim son ve klasikleşmiş sorumuza. Okumalık, seyretmelik ve dinlemelik neler tavsiye ediyorsunuz? Çevrenizdeki insanlara, dostlara ve bize neler tavsiye edersiniz? Okumalık kitap olarak Cahit Zarifoğlu'nun Katır Aslan Masalı bende çok önemli bir yeri var. O zaman hemen şeyi söyleyelim. Zarifoğlu Külliyatı. Evet, Ketebe'de efendim. Küçükken okumuştum. Avustralya'dayken hatta okumuştum. Orada bir Türk camii vardı. Orada biz kandil günleri giderdik.
Orada çocuklar için de böyle özel etkinlikler olurdu ama... Melbourne'deydiniz değil mi? Melbourne'deydim, evet. Orada Coburg'da bir cami vardı. Fatih Camii diye geçiyordu ismi. Bir gün işte yine çocuk etkinlikler için kandil akşamı gittiğimizde hani bana şey dediler, sen artık çok büyüksün, giremezsin buraya deyip beni geri çevirdiler. O zaman da işte babamın yanına gittim. Babam da bana oradaki kütüphaneden Katır Aslan'ı almıştı. O gece Katır Aslan'ı okumuştum. Ben de işte Cahit Zarifoğlu'nun ilkokulun meyniğinde böyle önemli bir yeri vardı. Seyretmelik olarak ben komedi hayranıyım. Yani komedi dizilerini, stand-up'ları çok severim ve Ulus'ta beni en etkilemiş dizilerden birisi de bu Britanya dizisi var, Black Books adında. Black Books. Black Books, evet. Black Books. Notumu. Ben de çok istifade ediyorum yani bu soruda verilen cevaplara, tavsiyelerden notlarımı alıyorum. Yazdım, notumu aldım. Dinlemelik. Dinlemelik'te Beatles'ı çok severim. Yani bütün albümleri değerlidir ama özellikle Revolver ve Abbey Road albümünü elimden geldiğince sık sık dinlemeye çalışırım. O şekilde diyebilirim. Çok güzel tavsiyeler. Ben de notlarımı aldım. Efendim şöyle sizin çevirilerinizi. Ya bir sayfa çevirmek bile ne kadar zahmetlidir. Özellikle de bu hassasiyetlerle, bu kaygılarla. Yani şöyle üst üste koyduğum zaman bu yaşta yani hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ben bir okuyucu olarak elinize sağlık. İnşallah böyle devam etsin. Biz de bir araya gelelim. Her eseriniz üzerine yeniden konuşalım inşallah. İnşallah, çok teşekkür ederim. Efendim bir ketebenin daha sonuna geldik. Ketebe yayınlarından 5 çevirisi sizlerle buluşan Ahmet Ölmez konuğumdu. Yeni bir ketebede görüşünceye dek kitap kokusunun hiç eksik olmadığı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.